yaşlar gider dost yoluna. Dünya malına puluna, tutku tamah olmaz bunda. Yiğit yurdu dost meydanı. Yiğit yurdu dost meydanı. Yiğit yurdu er meydanı. Er meydanı. Merhaba, ben Pelin İnce, muhabir. Pelin İnce. Muhabir. Atın bunu dışarı. Kaçtı ne demek Ali? Kaçırdım desene şuna. Vay be, koskoca parmaksız Ali bir yeni yetmenin önünde madara oldu ha. Biz hata yapmadık Ercüment Bey. Kısa bir araştırma yaptım. Ve Serdar Yılmaz'ın yeğeni Elmas'ın öldürülmesiyle bir zamanlar yanınızda çalışan korumanız Bakun'un ortadan kayboluşunun üst üste çakıştığını öğrendim. Buna ne dersiniz? Bu zırvalardan birini bile yayınlayacak olursan kendini sokakta bulursun, tamam mı? Sersem, Allah'ın belası. Bir de bu kız çıktı başıma. Vay be, dünya alçaklarla dolu. 16 yaşındaki kıza tecavüz edip ortada bırakmışlar ha. Aman Allah. Babası da sokağa attı. Müthiş. Allah'ım seni. Yok kardeş, falçata yanlış yapıyor. Bana öfkesinde haksız. Nazo'dan uzak dursa iyi olur. Bu adam bütün medyayı karşısına alacak kadar gerizekalı mı yani? Vallahi biraz öyle galiba. İlk salaklığı da Serap'ı öldürerek yaptılar. Hayrola aga, bir kusur mu işledik? Serdar Yılmaz nerede? Burada değil. Burada olduğunu biliyoruz. Polise gidersen öldürürüm seni dedi. Annemi babamı bile öldürülmüş. Dava açılmasını istemiyor musun? Öldürür beni. Adamı karakolda koymuşlar. Atatürk'ün resmine bakıp Kemal demişler. Mustafa'sı da var mı? Yok. Sadece Kemal. Falçata Kemal. Bırak onu lan! Yapma Gül, yapma! Seni anlayacak abisi. İnan bana. O hiçbir şey anlamak istemedi Kemal abi. Sadece kendi şerefini düşündü. Beni dinlemedi bile. Annemi de dinlemedi. Hiç konuşmuyor bak. Sadece susuyor. Ölsem rahat edecek. Şerefini kurtaracak. Öz kızına tercih ettiği o lanet olası şerefini. Fatma Gül. Gelme. Her insan hata yapar Fatma Gül. Baban hatalı. Tamam. Ama karnındaki bebeği bu acıyı yaşatmaya hakkın yok. Onun yaşamaya hakkı var Fatma Gül. Yok Kemal abi. Ne benim ne de karnımdakinin yaşamaya hakkı yok. Yok. Hayır.
yavrum bak. Fatma'nın yavrum. Hazır efendim. Ah yavrum ne işin var orada? Koş yavrum. Bak. Bir şeyler yapın ne olur bir şeyler yapın. İn aşağı yavrum. Vazgeç. Yavrum. Kıymadın. Hayriye teyze dur Hayriye teyze. Allah'ım nedir bu başımıza gelenler. Bak abisi. Dinle beni ne olur. Ben yetimhanede büyüdüm biliyor musun? Anamı hiç tanımadım. Babanı da. Babam kim bilir hangi şerefsizdi ki anam beni yetimhanenin kapısına bırakıp kaçmış. Anlıyor musun? Yalan söylüyorsun Kemal abi. Ne olur bari sen yalan söyle. Bıktım artık yalanlardan. Yalan söylemiyorum Fatma Gül. İnan ki bu. Şefika anaya sor. O anlatsın sana. Didem ablan da biliyor. Doğru söylüyorum. Ben de senin karnındaki o bebek gibiydim bir zamanlar. Hadi gel. İnadı bırak. Bırak yaşasın bebeği. Sana söz veriyorum. Bak abi sözü. Her şey düzelecek yine. Didem kızım ne yapacağız? Elimiz kolumuz bağlı. Gelmeyin. Dur kızım. Ben Hasan abi. Sakın bir yanlışlık yapma. Hadi Fatma Gül. Kurbanın olayım gel buraya. Üzme bizi hadi. Hadi gel. Yapma Fatma Gül. Yahu bir kamera diyorum size. Koskoca televizyonda bir kamera da mı kalmadı? Yuh. Ya Serdar Yılmaz'la röportaj yapacağım diyorum size. İnanmıyor musunuz? Ne? Atarsa atsın bana ne? Bir kız kendisini damdan aşağıya atıyor diye bütün kameralar oraya mı gidermiş? Bu itfaiye nerede kaldı ya? Hep böyle geç kalıyorlar. Ne zaman zamanda geldiler ki ne olacak? Yeter artık. Gelmeyin üstüme ne olur. Bırakın beni gidin. Ne olur. Ne olur Kemal abi. Tamam. Dur. Sakın yapma. Siz gidin Hasan abi. Onu da al, götür buradan. Gel kardeş, gidelim biz. Fatma Gül, kızım. Kızım deme bana, git, git. Fatma Gül. Hadi. Kızım. Hadi. Fatma Gül. Boynunu kırarım. Hadi. Hadi. Yürü. Sen kimsin? Kızım yukarıda. Ne olur onu kurtarın. Fatma Gül. Bak abisi. Ben sana söz verdim. Her şeyi bana ver. Gel. İnanma. Hadi. Hadi. Kemal abi. Hadi uzat elini. Ne olur. Gel abisi. Gel. Yapamam. Hadi bak oğlum. Hadi. Yetimin hakkı için uzat elini. Hadi.
Allah'ım şükürler olsun sana. Bu kadar sevineceğinizi bilseydim gelirken yanında bir kamera getirirdim. Durun şimdi. Yılın röportajı olacak bu. Düşünsene enişte. Topundan yaralı gazeteci Pelin İnce aynı dertten muzdarip Serdar Yılmaz'la hastane odasında röportaj yapıyor. Düşünsene. Düşünmüyorum. Görüyorum. Buradayım orada işte. Siz ne istediyseniz yaptık efendim. Şimdi ben de sizden bir şey istiyorum. Ne olur Ömer'i bulun. 97.09 merkez. Hayatımdan bir şey diyorum. Peki. Vatandaş karakola gelmiş. Karakol böyle söylediler tamam. Bir. Ne demekmişsiniz abi? Şöyle otur. Sen uzun süredir istihbaratı istiyorduk duruyordun. Evet efendim. İşte sana fırsat. Senin Emine ile çalıştırdık. Emine ile beraber olacak. Emine'nin hem onu korumak, hem de Emine'nin kayıp arkadaşı Prezne Cömer'in başına ne geldiğini araştırmak. Görevinde tamamen serbest. Fakat raporlarını düzenli olarak istiyorum. Anlaşıldı mı? Anlaşıldı amirim. Reyhan'a güvenelim. Öferken ne hissedecek? Üzülme. Kısa sürede Prezne Cömer'e ne olduğunu öğreneceğiz. Teşekkür. Ben senden ümidi kesmiştim kardeş. Sorma abisi, ben de. Ama şansımız iyi gitti. Yakalansaydı kapıyı yutmuştuk. Gir kayda. Şimdi öleceğim heyecandan. 5, 4, 3, 2, 1. Kayıt. Şu an bir hastane odasındayız sevgili seyirciler. Malum saldırı olayından sonra tedavi gördüğüm hastane odasına gelen ziyaretçiler arasında sürpriz bir isim vardı. Arman kardeşler skandalından sonra bu ismi çok sık duymaya başladınız. Serdar Yılmaz. Evet, yanlış duymadınız. Yeraltı dünyasının yıldız ismi Serdar Yılmaz bugün hastanede beni ziyarete geldi. Ve şu anda kendisi yanımda. Hoş geldiniz Serdar Bey. Hoş bulduk. Öncelikle nazik ziyaretinizden dolayı teşekkür ediyorum. Siz beni ziyaret edene kadar ne yalan söyleyeyim, ben de beni vuran tetiğin arkasında sizin olabileceğinizi düşünüyordum. Demek ki siz de pek çok insan gibi yanılabiliyorsunuz. Gazeteci olmanız hata yapmanıza engel değil yani. Çok hoş. Sürprizler kadar espri yapmayı da seviyorsunuz. Evet, severim. Şimdi bana bütün hikayeyi anlat Emine. Prezneci Ömer'le nasıl tanıştığını, neler olduğunu ve ona en son gördüğün günü anlat. Her şeyi bilmek istiyorum. Her şey mi? Evet canım, her şeyi. Prezneci'yi bulabilmemiz için bu şart. Peki, her şeyi anlatacağım. Yavaş ulan, arabaya nazik davran, Notre Dame'ın kahyası. Ne yaptın ki İsmail abi? Arabayı siliyor musun, dövüyor musun belli değil aga. Araba kız gibidir. Nazik davranmazsan pörsür, anladın mı? Anladım İsmail abi. Ha, aferin. Korkuyorum Arabes. Emine korkunç bir bunalım yaşıyor. Ömer'den bir küçük haber alabilmek için yapmayacağı şey yok. Ne gibi? Bilmiyorum. O kadar çaresiz ki her an bir delilik yapmasından korkuyorum. Bence olanları anlatalım Emine'ye. Ben ondan sonra olacaklardan korkuyorum. Emine buna dayanabilecek mi? Dayanmak zorunda. Ama ben dayanmak zorunda değilim abla. Öyle açım ki önüme bir öküz koysalar hepsini yerim. Serdar'a kalan haber var mı? Hı hı. Gazeteci kızı ziyarete gitti.
Şuğulan kız mı? Onu vuran Erkülse başına bela aldı aga. O kız bu işin peşini bırakmaz. Tamam Mehmet. Ben haberin metnini yazıp internete gönderirim. Gözünü seveyim, sen de montajın başında ol. Yanlış bir şey yapmasınlar. Tamam, sen merak etme. Çok güzel olacak. Size bir teşekkür, bir de özür borcum var. Bu ziyaret ve röportajın teşekkür ediyorum. Eniştemi dinlemeyip başınızı derde soktuğum için de özür borçluyum. Önemli değil. Yeter ki gerçek ortaya çıksın. Her şeyde bir hayır vardır Baldız. Sen yanlış yapıp vurulmasaydın, hasta yatağında röportaj yapan ilk gazeteci olmayacaktın. Bak bu doğru işte. Size özel bir haber vereyim. Hasip Güven'in vurulan avukatı Ali Uyar'dı bu hastanede. Ali mi? Evet, hem de tam tepemde. Bir bomba röportajda orada beni bekliyor. Hasip Güven'in kardeşi Selman her gün ziyaretine geliyor. Hem de kimle biliyor musunuz? Serap Arman'ın yengesi Nazlı Arman'la birlikte. Ay sıkıldım her gün hasta ziyaretlerinden. Geldi vallahi. Buna mecburuz. Ali iti işkillendi zaten. Koruma istemesi boşuna değil. Of, bu iş bitse de şöyle uzun bir tatile çıksam. Tatil mi? Abimin yanına göndereyim seni istersen. Aman Allah korusun, istemem. Cem Serdar Yılmaz. Bir gün mutlaka gelecek. Hoş geldin Murat. Hoş bulduk. Sen Ali'nin yanına git. Benim Atalay'la konuşmam lazım. Tamam. Az önce Serdar Yılmaz'la karşılaştık. Bilmiyorum. Yanında gazeteci Bekir Uluç vardı. Şu televizyoncu kızı ziyarete gelmiş olabilir. Komiserden buldun mu kızı? Demek ki o değil. Zaten o iddia bana saçma gelmişti. Bence bu işin içinde başka biri var. Ya Serdar'ı köşeye sıkıştırmaya çalışıyor. Kim? Aklıma gelen tek isim var. Ercüment Bekir. Şimdi Ercüment'in adamına git. Parmaksız'a selamımı söyle. Serdar'a karşı işbirliği teklif ettiğimi söyle. Madem düşmanımız aynı, güçlerimizi birleştirmeliyiz. Arnold Ekstil tarihe karışıyor. Al şunları bizim hukuk bürosuna gönder. Haciz işlemini hemen başlatsınlar. Acele etmemiz lazım. Başkaları devreye girmesin. Arman Tekstil'in başına kimi getireceksiniz efendim? Ne o Esra? Oraya sen mi talipsin? Hayır efendim. Ben haddimi bilirim. Seni kimseye bırakmam Esra. Sen benim kolum kanadımsın. Hadi şu parmaksızı al bakalım içeri. Peki efendim. Buyurun efendim. Gel bakalım parmaksız. Seninle biraz iş konuşalım. Otur. Adamlarını hazırla. Arman Tekstil'e el koyuyoruz. O fabrika senin. Benim mi? Evet ama bir şartla. Nedir? Serdar Yılmaz. Salçata nerede kardeş? Nedir? Ne oldu? Niye kaçar bizden? Bir yanlışımız mı oldu? Estağfurullah abi. Falçata şaşkın biraz. Yazıcı da ölünce o da perişan oldu. Mesele o değil. Nazlı, o kız yüzünden biliyorum. Git onu bul Aralıski. Onu bul ve devam et. Tamam. Doktor Hayati aradı bugün. Ercüment Arman Tekstil'e el koyma yazdılar. Vay vay vay. Turgut benim adıma vekalet gönderecekmiş. Vekalet ancak yarın elimizde olacak. Bu arada sen adamlarını tetik edin. Fabrikayı kolla. Karşı taraf bizi zamansız yakalamasın. Fabrikayı kaptırmayalım. O iti ne yapacağı hiç belli olmaz. Eyvallah aga.
Sen de avukat bir ol ağa. Gelsin şu meseleyi bir konuşalım. Meltem. Otur gülüm. Evet, anlat bakalım. Hiç. Hayır, hiç değil. Seni üzgün görüyorum. Sanki sen de Falçata gibi kızgınsın. Yanlış mı? Yanlış değil. Kızgınım, evet. Peki neden? Olanları görmüyor musun? Prezneci Ömer öldü. Emine çıldırmak üzere. Her an bir yanlış yapabilir. Serap... Serap da öldü. Kan, kan, kan. Daha ne kadar sürecek bu savaş? Seni anlamıyorum Serdar. Hala savaşmaktan söz ediyorsun. Bırak Ercüment ne yaparsa yapsın. Turgut'un hatasını sen mi düzelteceksin? Niye? Ercüment'le ortak olurken sana sormadılar. Hasip Güven'den para alırken de sana sormadılar. Ne olur biraz kendini düşün. Başkaları için çırpındıkça sen batıyorsun. Başkaları için kan verdin, can verdin. Daha ne vereceksin ha? Tek başına dünyayı değiştiremezsin Serdar Yılmaz. Sen Süpermen değilsin. Yeter! Şunu kafana iyi sok Meltem Karadeniz. Ben dost için yaşarım. Dost için ölürüm. Hele o dost mazlumsa, bütün dünya toplanıp üstüme gelse, gene de eyvallahım olmaz. Dostumun başı eğikse, onu doğrultana kadar kimseye baş eğmem. Anladın mı? Kimseye eğmem başımı. Sana bile. Ben davullara bayrakları aldırmadan çıktım bu yola. Baş koydum. Sen de bu yüzden gönül koyacaksan işte kapı orada. Yolun açık olsun derim. Ömer'in toprağı. Onun bu toprağa düşen kanına yemin ederim ki ben bugüne kadar kimsenin ahına ok demedim aramız ki. Kimsenin emanetine ihanet etmedim. Kimsenin, hiç kimsenin hatırasını hürmetsizlik yapmadım. Biliyorum Falcı. Sen benim canımsın, tamam mı? Yoksa benim için elmasın yadigar dilerimsin. Ona sırtımı dönemem. Serdar Yılmaz'ın hatırına o hatıraya hürmetsizlik edemem. Serdar abi öl desin. O da bilir ki ölürüm. İstemesin ben. Nazo'ya gitti. Tamam. Tamam Falçata. Ama gel gör Serdar abi sana ihtiyacı var. O seni herkesten fazla seviyor Falçata. Ne ben, ne Hasan abi, ne de bir başkası. O seni seviyor Falçata. O seni istiyor. Thank you.
Özledim seni kardeş. Ben de özledim abisi. Sağ ol Mustafa. Gel kardeş, otur şöyle, halleşelim biraz. Nerede yakalandı seni arkadaş? Prezdecinin mezarında. Aa, bak Nazo geldi. Ne haber? İyi. Kim bu kız? Reyhan dayının kızı. Güzel kızmış. Gel tanıştırayım seni. Tanışırız. Ama seninle konuşmam lazım. Özel. Kimse bilmemeli, tamam mı? Ne hakkında? Prezneci. Seni ona götüreceğim. Atalay Bey geldi abi. Ne ayak bu herif? Selman Güven'in adamı. Ondan bir mesaj getirmiş. Mesaj ha? Gelsin bakalım. Çağırın. Merhaba, ben Atalay. Otur bakalım. Anlat hadi. Size Selman Bey'in selamını getirdim. Eyvallah. Selman Bey düşmanımın düşmanı dostumdur diyor. Kimmiş bu düşman? Serdar Yılmaz'la falça takımı. Enteresan. Bu ikisi kolay yutulur lokma değil. Bize çok darbe vurdular. Bu yüzden Selman Bey size gelmemi söyledi. Güçlerimizi birleştirip birlikte hareket edin diyor. Tabii kabul ederseniz. Bunu da size gönderdim. Aç bakalım Erkül. Selman Bey'imiz ne göndermiş görelim. Boşaltacağımı iyi biliyorum. Patronuna selam söyle. Madem el uzattı, hürmet ederiz. Ama bu işler aceleye gelmez. Serdar Efendi sıkı herifmiş. Bizi de zorladı. Kafa kafaya verip konuşalım. Bir plan yapalım. Şimdi git selam söyle. Bu akşam misafirim olsun. Oturup konuşalım. Bana müsaade. Alo, naber kız Nezeli Kelebek? Hiç, ziyafet veriyorum da. Bir kuş sütü eksik, bir de sen eksiksin biliyor musun? Sen olsan yemek mi yerim anam? Kim alır seni elimden? Yedirir miyim hiç? Fatma Gül meselesine üzüldüm yalnız. Elimizden ne geliyorsa yapalım. Önce babasıyla konuşmak lazım Serdar Bey'im. Adam çok öfkeli. Kız ondan korkup az daha kendini öldürecek. Konuşuruz. Sen bir şeyler yapabildin mi? Kanunlar ne diyor? Kanunlar bu konuda son derece açık. Fatma Gül kazanır. Ben davayı açtım. Ama karşı taraf çok nüfuzlu. Daha önce aynı suçtan gözaltına alındı. Ama sonuç hep aynı. Hep serbest bırakıldı. Neydi bu şerefsizin adı? Levent. Levent Alkan. Hayvanın teki. En büyük eğlencesi bakire kızlarmış. Adamlarını kullanıp 15-16 yaşındaki kızları tuzağına düşürüyor. Sonra da bir kere yatıp sokağa atıyormuş. Fatma Gül de kullanmadığından biri. Geçen sene de bir kız Levent yüzünden intihar etmiş. Köpek. Hadi kızım, gel evimize gidelim. Ben o adamın evine girmem. Kızım ne olursa olsun babandır senin. Hayır anne. Benim babam yok artık. Benim kimsem yok. Aa, o nasıl söz kızım? Bizi de mi sildin şimdi? Seninle ilgisi yok Şefika teyze. O zaman hadi gel. Ben de kal. Her şey düzelince istediğin yere gidersin. Hadi güzel evladım. (Gülüyor)
Kızın babasını bana götür. Devrile bu işi sen. Getir onu. Eyvallah beyim. Sen de Levent'i kaldır kardeş. Arabesle beraber halledin. Adamı takip al. Sonra da bana getir. Kuzu kardeş. Buyur aga. Kasada kaç para var? Bilmem. Sayarız. Var biraz. Getir onu kardeş. Peki. Emine meselesi ne oldu? Meltem durumu iyi değil. Her an bir yanlış yapabilir diyor. Emine'ye gerçeği anlatacağız abisi. Başka çaremiz yok. Şey, bugün onunla konuşacaktı. Şey dediğin kim? Nazım. İyi. Konuşsun bakalım. İşte aga. İki günlük hasılat. Bunu Şefika Hanım'a ver. Fatma Gül'ün masrafını karşılasın. İyi oldu bence. Kusura bakma Emine ama söylemezsem çatlayacağım. Dayının kızından hiç hoşlanmadım. Sahi nereden çıktı o şimdi? Daha önce hiç duymadım. Aman ne bileyim. Adapazarı'nda oturuyorlar. Senelerdir görüşmüyoruz. Dayımla annem birbirine küs. Ama Reyhan onlar küs diye biz de mi küs oturacağız diyerek çıktı geldi. Kovsa mıydım yani? Keşke kovsaydım. Dayım da bunun gibi sinirse annem mutlaka haklı olmalı. Sen de çok acımasızsın Nazo. Yok canım. Serdar Yılmaz kadar değil. Neydi o halin öyle? Tokat yemiş gibiydi. Keşke tokat yeseydi. Acısı daha hafif olurdu. Kızlar, gerçekten Prezneci'ye gidiyoruz değil mi? Ay kalbim duracak şimdi. Yine patlattılar seni. Evet efendim. Maalesef ilk işimde başarısız oldum. Nazo denilen kız benden daha da baskın çıktı. Üzülüm. Daha çok yemişim de onunla. Nazo uyanık bir kıza benziyor. 97 nasıl yani? Bunu özellikle söyledim. Ona karşı dikkatli ol. Seni gösterebilir. Rekabet edeceğiz yani. Bundan hoşlandım. Evet, rekabet iyi. Heyecan var. Hani kaçmıştı? Ömer! Canım! Buna mecburduk Emine. Durumun iyi değildi. Bir delilik yapmandan korktum. Meltem! Meltem! Biraz yalnız bırakın, ağlarsın. Açılır hiç değilse, hadi gel. Çok kötü oldun Azu. Bir an ölecek sandım. Dayanamayacağından korktum. İnsan her şeye dayanıyor zaten. Hayat bu işte. Bu kadar acımasız. Seni sevdim Ömer. Seni çok sevdim. Ne olurdu bırakıp gitmeseydin beni. Ben ne yapacağım şimdi Ömer? Nasıl yaşayacağım? Ömer'im. Canım. Sevgilim. Umut alayı bulursa kendi ellerimle öldüreceğim onu. Canım. Güzelim.
Kutsal ittifak ha. Ay çok hoş. Parmaksız Ali ve Selma Güven Serdar Yılmaz'a karşı. Evet, ne var bunda gülecek? Tabii ki kutsal ittifak. Benim hedeflerim kutsaldır kızım. Ona ulaşmak için her şeyi yaparım. Bilmez miyim? Kendi kutsal hedefin için abini bile kurban etmekten çekinmedin. Kapa çeneni salak. O konuyu düşünmeyeceksin bile demedim mi sana? Ay pardon canım, unuttum. Ama bu arada senin de unuttuğun bir şey var. Neymiş o? Abinin cesedi bulunmadan mirasını alamazsın. Doğru. Sanırım onun için kayıp müracaatı yapsam iyi olacak. Cesedin yerini sen biliyorsun değil mi Atalay? Biliyorum tabii. Güzel. Şimdi o cesedi çıkarıp başka bir yere atacaksın. Polis onu taş ocağında bulmamalı, tamam mı? Tamam efendim. Atalay, ne o, korkuyor musun? Yani kolay değil. Ama bu işi halledersen şirketten önemli bir hisse alacaksın Atalay. İş adamı olacaksın. Sağ ol efendim. Hadi bakalım, göreyim seni. Emine, hadi canım. Hadi gidelim artık. Bak neredeyse akşam olacak. Biraz daha kalmayacağız. Emine, hadi gidelim. Serdar Yılmaz, son derece açık soracağım. Yine cevap istiyorum. Siz mafya mısınız? Hayır, öyle mi diyorum? Evet, aynen öyle deniyor. Yeraltı dünyasının yıldız ismi Serdar Yılmaz. Aynen böyle. Gördüğünüz gibi yer altında değiliz. Yıldıza benzer bir halim yok. Ben sıradan bir insan. Bu ülkenin sıradan her insanı gibi. Başka hiçbir özelliğim yok. Tekstilci Turgut Arman arkadaşınız değil mi? Evet, fakültede. Arman kardeşler adına Hasip Güven'i kaçırdınız. Hayır. Bunu emniyetteki yüzleştirmede kendisinde söyledi zaten. Peki nedir sizin sırrınız? Her olayda mutlaka sizin adınız geçiyor ama kimse somut bir şeyler ortaya koyamıyor. Neden? Bana yapmadığım şeyleri yapmak istiyorlar. Kimler? Egemen güçler. Gerçek mafya. Kurumsallaşmış kişilikleriyle halkı ve devleti sömürenler. Kim olduğunu siz daha iyi bilirsiniz. Tıpkı politikacı gibi konuştunuz. Siyasetle ilgileniyor musunuz? Hayır. Rezalet. Rezalet bu. Bu kızı öldüreceğim. Süründüreceğim onu. Yoksa gırtlağını keserim seni. Deliklerimi unutma. Çaylak! Durun. Öf,
Çok fena dövmüşler. Kaç kişiydiler kardeş? 3. Ama bana 300 kişi gibi geldi. Bilirim aga. Yumruğu yiyince cik cik kuşlar öter adamın kafasında. Evet, içeride bir şey yok. Bir süre şekil bozukluğu olacak, o kadar. Demek Levent Efendi bayrak açtı ha? Kaşındı. Evet abisi, bunun cevabını vermemiz lazım. Ne duruyorsun? Ver cevabını. Basanlar bunlar değil miydi? Bunlardı. Hadi Arves. Senin. Bir yolunu bulup gireceğim. Adamları göster. İş bittikten sonra ne yapıyorlar, nereye gidiyorlar öğren. Oldu reis. Dikkatli ol. Ters bir şey olursa ya da adamlar çıkarsa haber ver. Biz yakınlarda olacağız. Ercüment Pekin protesto göndermiş Turgut'un fabrikasına. Anlaşmayı tek taraflı bozdular diye tazminat karşılığı el koymak istiyor. Bu meseleyi hemen çözmek lazım. Çözeriz. Kimse kimsenin malını zorla alamaz. Hele dostumuzun malını asla. Bir ol da yardımcı olursa hukuken bir şey yapamazdır. Ben kaçayım. Yarın buluşalım. Şu vekalet işini halledelim. Fabrikayı bir an önce devral. Gel bir ol. Seni ben bırakayım. Yarın arabanı alırsın buradan. Ben Nurluyum aga. Eyvallah. Gel bakalım Nazo. Şöyle karşıma geç. Devreli için yaptıklarını duydum. Önemli bir şey değildi. Evet ama hayatı çok zor durumda kaldı. Az kalsın işinden oluyordu. Canından olanlar da var. Elmas gibi, Prezneci gibi. Ya da Seraf Hanım gibi. Dost için hayatı ve işinden olmuş çok mu? Falşatanın niye senden hoşlandığı anlaşılıyor. Kusura bakmayın ama ben sizin için aynı şeyi söyleyemeyeceğim. Yani? Meltem'in size niye aşık olduğunu anlayabilmiş değilim. Meltem mi? Bana aşık mıymış? Bunu biliyorsunuz. Ama inatla karşılık vermeyi reddediyorsunuz. Neden? Aşık olmaktan mı korkuyorsunuz? Korkmak mı? Korkmak. Budur işte. Bir daha korkmamak için korkmaz görünen korku. Efendim? Bir şey mi dediniz? Hayır. Aklıma bir şiir geldi de. Benim aklıma da eski bir Kemal Sunal filmi geldi. Hangisi? Korkusuz Korkak. Bahçetan, uyan oğlum, hadi uyan. Adamlar çıktı falsadan. Beyaz bir arabaya biniyorlar. Plakası TE0283. Ne yapayım ben? Takip edeyim mi? Taksiye bin. Takip et. Kaçırma. Ne oluyor kardeş? Kuşlar kafesten çıkmış. Hadi gidiyoruz. Taksi! Çabuk çabuk çabuk.
Şu öndeki arabayı takip edeceğim. Anlat bakalım Nazlı. Ece ile neler konuştunuz? Müthiş. Ona arabeski anlattım biraz. Nasıl yani? Nesini anlattın? Bütün özelliklerini tabii ki. En ince detaylarına kadar. Ece'yi onun başına saracağım. Böylece her şeyden haberimiz olacak. Oo, çok iyi be. O kız becerebilecek mi peki? Pek bir aptala benziyordu da. Yanılıyorsun canım. Her kadın doğuştan zekidir. Her konuyu anlamayabilirler. Ama entrika söz konusu olduğu zaman kadının aptalı olmaz. Hepimiz cin kesiliriz. Kız sen ne şeytansın. Hayır, yanlış. Şeytan olan Ali'ydi. Ben onun hocasıyım. Merhaba Ali. Geçmiş olsun. Şimdi iş planı yapalım. Ben gidip abim için kayıp başvurusu yapacağım. Hı hı. Evet. Sen Arman Tekstil'e git. Turgut'la Korkut'un vekaletlerini iste. Yoksa Ercüment fabrikaya el koyacaktı. Bir şeyler yap ve orayı ele geçir. Bu arada Ece ile arabesk meselesini de hallet. Tamam. Atalay, sen de abimin yeni mezarıyla ilgilen. Şöyle şık bir yer bul ona. Kolay bulunan bir yer olsun. Polisi oyalamak bize yakışmaz. Onlara yardımcı olalım. Merak etme patron. Ama nasıl olur siz? Beni öldürmek istediler. Tıpkı sana yaptıkları gibi. Seni Serdar durdurmadı. Selma, o hayvan. Kardeşim olacak o alçak yaptı her şeyi. Tahmin etmiştim. Atalay beni bayıltıp çöplüğe attı. Kurda kuşa yem olsun diye attılar beni, anlıyor musun? Kendimi anlarım. Ama siz onun abisiniz. Abisim. Selman babamın bir hatasıydı. Ona hep yardım ettim ben. Bütün salaklıklarını ben göğüsledim. Ama o hep babamın bir lekesi olarak kaldı. Annemi karnından öldüren fahişenin çirkefiyle beslendi. Babam yaşasaydı tıpkı kahpe anası gibi onu da kendi elleriyle öldürürdü. Bilmiyorum. Bunu
hiçbirini bilmiyordum. Alo, Nezleli Kelebek. Şu anda çok önemli bir toplantıdayım. Bir okulun kantinin ihalesini alıyoruz arkadaşlarla. Ben seni sonra ararım. Hadi bay bay. Kalk ayağa. Kalk. Konuş bakalım. Nerede bu Levent abi? Bilmiyorum. Kendi patronunun nerede olduğunu bilmiyor musun? Bilmiyorum abi. Vallahi bilmiyorum. Sen işe yaramaz rezil boktan herifin tekisin. Defol git buradan, çık dışarı. Defol! Çık hadi, git çabuk. Her şeyi anlatacağım abi. Abimin hayatında bir şeydi. Ölümden sonra yazdığına çekilmişti. Ben de kendi yazdığıma gittim. İkimiz de çok yorulmuştuk. Dinlenmeye ihtiyacımız vardı ama... Ama o günden sonra bir daha haber alamadınız öyle mi? Evet, alamadım. Telefonları cevap vermiyor. Yazlığa gittim yok. Hatta hiç uğramamış. Yolda tuzağa düşürmüş olabilir diye düşündüm. Belki öldürüp bir yere attılar. Kim? Serdar Yılmaz olamaz mı? Sanmıyorum. Biliyorsunuz Serdar Bey abinizin kaçırılması meselesinde temiz çıktı. Hem de abiniz. Yani Asık Güven kendi ifadesini temize çıkardı. Şimdi karşıma geçip abinizi Serdar Yılmaz'ın öldürmüş olabileceğini söylüyorsunuz. Bence hiç mantıklı değil. Biz gene de araştıralım. Her ihtimali değerlendiririz. Endişeniz olmaz. Teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim. Onun için sormuştum. Bir de araştırsa. Anlaşıldı. Hastane yakın mı oraya? Sen Levent'in adamından bilgileri al kardeş. Ben Kuzey İsmail'le beraber Arman Tekstil'e gideceğim. Ercüment'ten önce davranmazsak fabrika elden gider. Hadi bakalım parmaksız. Git ve o fabrikayı al. İşte Haciz Emre burada. Anlaşıldı beyim. Gerekeni yaparız. Alo, Neil. Nasılsın canım? Ben Nazlı. Hangi Nazlı olacak kız? Nazlı Arman tabii ki. Yeni patronum. Oh,
gider dost yoluna. Dünya